Herkese merhabalar arkadaşlar. Simurgh online eğitime hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Adem Geyik. Bugün Chores ünitesi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Herkese keyifli dersler dilerim. İlk sorumuz, 1'den 8'e kadar olan sorularda boş bırakılan yere uygun gelen ifadeyi işaretleyiniz. Evet, Alfred ve Laura kendi arasında bir diyalog var ve bu diyalogda Laura'nın boş bırakılan yerine hangi seçenek gelecek? Buna bakacağız. Alfred diyor ki, "Do you have to help around the house?" Sen ev işlerine yardım etmek zorunda mısın? Well, evet. She can't do all the housework alone. O tek başına bütün ev işlerini yapamıyor. Demek ki burada olumlu bir şey var. Olumlu bir cümle var. Bakalım A şıkkına. I have to obey traffic rules. Trafik kurallarına uymak zorundayım. Bu olamaz. She must finish her homework on the time. O ödevini zamanında bitirmek zorunda. Alakası yok. I must help my mom to do chores. Ben anneme ev işlerine yardım etmek zorundayım. O tek başına yapamıyor. Evet. Cevap C şıkkı. Geçelim ikinci soruya. Oh my god, your room is in a mess. Aman tanrım, senin odan dağınık, dağınık içinde. Bla 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 bla. Of course I do, mom. Tabii ki yaparım anne. Sorry, üzgünüm. I will do it right now. Şimdi yapıyorum. Boşluğa ne gelmeli? Annesi diyor ki, aman tanrım, odan çok dağınık. Do your parents respect your rights at home? Senin ailen, senin haklarına evde saygılı mı? Sorusu buraya olabilir mi? Olamaz. Çünkü burada diyor ki, tamam yaparım anne diyor. Don't you think it is necessary to tidy up your room? Odanı toplaman gerektiğini düşünmüyor musun? Odanın toplaman gerekliliğini düşünmedin mi, düşünmüyor musun diye soruyor. Tabii ki anne, yaparım. Yani cevap Bursa olmalı. Evet. Üçüncü soru, bla 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 bla. Usually my mom. Genellikle benim annem. Yani burada muhtemelen kim diye soruldu. But my father sometimes help her. Fakat benim babam bazen ona yardımcı edebilir. Evet, ilk soruya bakıyoruz aşkına. Who is responsible for the laundry in your house? Sizin evinizde çamaşır işleriyle kim ilgilidir? Kim sorumludur çamaşır işlerinden? Genellikle benim annem. Yani doğru cevap A. Diğer soruya geçelim. Evet, resimde bir bayan var ve yemek hazırlıyor, sofrayı hazırlıyor, masayı kuruyor gibi bir resim var. Bakalım. I blah 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 before the children come home from the school. Ben nokta 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 çocuklar okuldan eve gelmeden önce. Peki bu resme göre hangi şık doğru olabilir? Have to obey the school rules. Okul kurallarına uymak zorunda. Olamaz. Should respect the elderly. Büyüklere saygı duymalı. Olamaz. I must set the table. Ben sofrayı hazırlamak zorundayım. Evet. Doğru cevap C şıkkı. Beşinci soruya geçelim. It is blah 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 to obey the rules in hospitals. Evet, hastanelerde kurallara uymak nokta noktadır. Necessary, gereklidir. Chores, ev işleridir. Responsible, sorumludur. Frightening, korkutucudur. Hangi kelime daha mantıklı geliyor? Tabii ki de necessary. Hastanede kurallara uymak gereklidir. Cevap Adana. Hasan, what are you going to cook for dinner, honey? Bu akşam ne pişiriyorsun? Bla bla bla. Nokta nokta nokta. I am so tired with all the chores, so we can eat out. Ben ev işleri yüzünden çok yorgunum. Bu yüzden dışarıda yiyebiliriz. Okay, no problem. Tamam, sorun yok. Let's go. Hadi gidelim.
Dolayısıyla cevap ne olabilir? Necessary, gerekli, olamaz. I like cooking, yemek sevmeyi pişiriyorum. Olamaz, mantıklı değil. No, I am not. Hayır, ben değilim. Bu cevap burada verilemez. Nothing, hiçbir şey. Bu akşam ne pişirdin tatlım? Nothing, hiçbir şey pişirmedim. Yani mantıklı olan cevap B, nothing. Yedinci soruya bakalım. I am very blah blah. Ben çok nokta nokta. I can't do chores anymore. Daha fazla ev işleri yapamam. I must have a rest. Ben dinlenmek zorundayım. Zaten çamaşır işlerini yaparken orada uyuyakalmış. Dolayısıyla hangi şık daha uygun? Anxious, endişeli olamaz. Angry, kızgın olamaz. Happy, mutlu olamaz. Tired, yorgun. Evet, buraya uygun kelime tired. B şıkkı. Bakalım. Students blah 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 at school. Öğrenciler okulda nokta nokta they can't wear casual clothes. Onlar günlük kıyafet giyemezler. Fotoğrafa bakıyoruz. Üniforma giymişler. Şimdi şıklara bakalım. Doesn't have to obey the rules. Kurallara uymak zorunda değiller. Bu şıkkı eliyoruz. Have to wear jeans and trainers. Kot pantolon ve spor ayakkabı giymek zorundalar. Hayır, burada üniforma giymişler. Bunu da eliyoruz. Don't have to arrive school on time. Okula zamanında varmak zorunda değiller. Yine soruyla ilgili değil. Have to wear their school uniforms. Okul üniformalarını giymek zorundalar. Yani doğru cevap D. Tablodaki boşluklara yazılması gereken ifadeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet, chores at home. Evde ev işleri, rules at school, okulda kurallar. Wash the dishes, bulaşıkları yıkamak. Doğru, bulaşıkları yıkamak, chores at home, yani evdeki ev işleriyle ilgili. Make the bed, evde ev işleriyle ilgili olabilir. Arrive on time, okula zamanında varmak. Bakalım okul kuralları ilkisi neymiş? Return books, kitapları geri getirmek. Arrive on time, zamanında varmak. Evet, bu da okul kurallarıyla ilgili. Dolayısıyla diğer şıklara bakmamıza gerek kalmadı. Doğru cevap A. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Dry the dishes, bulaşıkları kurulamak. Set the table, masayı hazırlamak. Bunun ikisinde tick var. Tick, like, beğenmek anlamına geliyormuş. Empty the dishwasher, bulaşık makinesini boşaltmak. Iron clothes, kıyafetleri ütülemek. Bunlarda ise çarpı işareti var. Çarpı işareti ise hate, nefret etmek anlamına geliyor. Yani bu ikisinden nefret ediliyor, bu ikisi ise seviliyor. Şimdi bakalım örneğe. I like emptying the dishwasher and ironing the clothes cümlesi doğru mu? Ne diyor? Bulaşık makinesini boşaltmayı severim diyor. Hayır, burada bulaşık makinesini boşaltmayı sevmekle ilgili bir ifade yok. Dolayısıyla A şıkkını eliyoruz. B'ye bakıyoruz. I don't like setting the table. Masa hazırlamayı sevmiyorum. Halbuki burada seviyor. Dolayısıyla direkt doğrudan B şıkkını da eleyebiliriz. C şıkkına bakalım. I hate drying the dishes. Evet. Burada da bulaşıkları kurulamaktan nefret ederim diyor. Halbuki burada like işareti var. Onunla geçtik. I hate ironing the clothes. Ben kıyafetleri ütülemekten nefret ederim. Evet, doğru, nefret ediyor. But I like drying the dishes. Fakat bulaşıkları kurulamayı severim, beğenirim diyor. Evet, burada da beğeni işareti var zaten. Yani doğru cevap D. 11 ve 12. soruları aşağıdaki listeye göre cevaplayınız. Evet, Liz, Joe, Ted ve Mia'nın
yapması veya yapmaması gereken şeyler yazıyor burada arkadaşlar. Şimdilik Liz ne yapıyormuş? Çamaşırları yıkamak zorundaymış. Jo alışveriş yapmak zorunda. Ted çöpleri dışarmak zorunda. Mia ise yine çamaşırları yıkamak zorunda. Mia and Liz. Soruda bu yazıyor. Mia ve Liz. Bla bla bla. Şimdi doğru cevabı arayacağız. A şıkkına bakıyoruz. Don't have to do the shopping. Mia ve Liz alışveriş yapmak zorunda değiller. Evet, bakıyoruz. Onların görevi çamaşır işlerini yapmak olduğundan doğru cevap Adana. 12. soruya geçiyoruz. Who has to take out the trash? Kim çöpü çıkarmak zorunda? Bakalım. Ted. Ted çöpü çıkarmak zorunda. Yani doğru cevap C. Evet, soru çözüm saatimiz bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.